Düzce'nin tek uluslararası markalı oteli olacak Hampton Bay Hilton Düzce için imzalar atıldı. Otel yatırımının Düzce'ye kazandırılmasını sağlayan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Bolu iş insanı ve yatırımcı Necip Çarıkçı arasında sözleşme imzalandı. İmza töreninde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bayık ile Hilton Türkiye'den sorumlu yatırım direktörü Funda Eratıcı da hazır bulundu. Bolu iş insanı Necip Çarıkçı tarafından yapımı üstlenilen Hampton Bay Hilton Düzce Oteli inşaatının Eylül ayında başlaması planlanıyor. Beş yıldan beri de Sayın Bakanımla görüşüyoruz. Düzce tabii büyüyen bir şehir, gelişen bir şehir. Ve son zamanda turizm anlamında da proje üretiyorlar. Tabii Sayın Bakanımız burada çok büyük değer katıyor. En son dedik Düzce'de bir otele ihtiyaç var. Sayın Bakanım da bu konuda çok destekleri oldu. Ve Hilton'la beraber bu konuda bir anlaşma yaptık. Projemiz inşallah bu sene başlıyor. Şu anda zemin etüdü yapılıyor. Eylül ayında inşaata başlamak istiyoruz. Toplam 120 odalı bir Hilton Hampton. Yanında yaklaşık 1200 metrekare bir kongre merkezi var. Yanında da 1200 metrekare bir kır düğün salonu var. İnşallah Düzce'mize bu otel iyi olur. Fayda getirir. İnşallah bunun devamı da gelir. Bu anlamda ben başta bakanıma, oda başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu eser değer kazandı. Çok teşekkür ederim. Biz bir keşif gezisi için Düzce'ye beraber geldik. Arsamızın yerine bakalım, Düzce'yi biraz daha tanıyalım diye. Ve biz gördüklerimizden çok memnun olduk. Evet, Düzce'de çok ciddi bir sanayi var. Organize sanayisi büyüyor. Ve otel ihtiyacının olduğunu da fark ettik. Çünkü çok fazla sayıda fabrika, iş için gelen misafirlerimiz var. Otel tabii ki sadece ziyaret edenler için değil, Düzce'de yaşayan misafirler için önemli bir yer olacak. Çünkü salonlarıyla, restoranıyla Düzce'nin sosyal hayatının da bir parçası olmaktan biz çok keyif alacağız. Öncelikle turizm açısından yaptığımız büyük çalışmaların bunları sonuçları olarak görüyoruz. En başta Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu otelin kazanılmasında çok büyük desteği var gerçekten. İnşallah tamamlandığı zaman Düzce'ye çok büyük değer katacağına da inanıyoruz. Tabii bu arada Necip abimize de taşın altına elini soktuğu için özellikle teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Düzce gelişiyor, büyüyor. Sayın Bakanımızın vizyonuyla çok daha güzel yerlere geleceğine de inanıyorum. Göreve geldiğim 5 yıl önce aslında düşündüğüm bir projedir. Düzce'ye bir 5 yıldızlı otel ya da bir marka otel kazandırma projesi. Necip Bey sağ olsun Düzce'de Bolu'dakine benzer bir uluslararası zincir otelin Düzce'de kurulmasını üstlendi. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Düzce'nin bir eksiği vardı. Düzce'nin bir eksiği bu şekilde giderilmiş olacak. Hilton markasının Düzce'de olacak olması bizi son derece mutlu ediyor. Gerçekten bir hayalimizin daha gerçekleşmekte olduğunu görmekten son derece mutluyum. Şunu ifade edeyim, bir şeyi tutkuyla istediğiniz zaman o mutlaka oluyor. Necip Bey'e teşekkür ediyorum. Düzce'mize hayırlı olsun. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu bazı iller için yağış uyarısında bulundu. Düzce için turuncu uyarı yapılırken metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Bu çerçevede yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz yıllarda Koca Yayla'nın Düzce'nin il sınırları içerisinde kaldığı mahkeme tarafından tespit edilmesine rağmen Bolu'nun Taşkesli ilçesinde bulunanlar tarafından bu yıl şenlik yapılacağını öğrenen Samandere Köyü Muhtarı Oktay Ardıç, Boluların şenlik yapmaması için itirazda bulundu. Mudurnu Kaymakamlığı'na giderek itirazda bulunan Ardıç şöyle konuştu. Samandere Köyü Muhtarı Oktay Ardıç, Düzce ve Elmacık Köyü'nde arasında, Samandere Köyü arasındaki koca yaylamızın pazar günü etkinlik yapacaklar. Bilgilerini aldık. Fakat bu yayla Düzce ve Samandere Köyü mülki hukuklarında olduğundan dolayı bütün mahkeme kararlarımızla 28 evrakla
bir üst yazıyla Mudanık Kaymakamlığımıza bildirdik. Dilekçemizi verdik. Olmasın ben. Olay sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 1284 sokak üzerinde dükkanları bulunan Fatih Karagül'le Vedat Karaduman ve Oktay Kutlu'nun işletmelerinin önüne gelen iki maskeli şüpheli sabah saat 4.59'da camları kırmaya başladı. İki kişinin aynı anda camları kırıp kaçmasının ardından durum işletme sahiplerine ve polis ekiplerine iletildi. Camları yerle yeksan olan işletmelerde herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmazken olay yeri inceleme ekipleri camlarda parmak izi araştırması yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye başlayan ekipler maskeli şahısının yakalanması için çalışma başlattı. Sabah geldiğimde gördüm. Yani bütün camları komple indirmişler. Kasıtlı olarak iki kişilerdi zaten. Kamera kayıtları da mevcut. Yani biri oradan başlıyor, biri buradan başlıyor. İşte polis zaten arandı. Olay yeri inceleme falan geldi. Bütün şeyler yapıldı. Parmak izleri dahil her şey alındı. Yani şu anda zaten masrafımı da onlara bırakacağım. Çünkü yani burada hiçbir şey yok. Benimle alakalı herhangi bir problem yok. Ben duşakabinciyim. Arkadaşım tesisatçı. Vedat abim. Koltuk yıkama işi yapıyor. Ortak bir husumetimiz zaten yok. Hani üçünün bir olduğu bir şey de yok. Hani benim anladığım kadarıyla bu hani planlanmış bir şey. Çünkü parmak yani kamera görüntülerinde de zaten var. Yani 1, 2, 3 olarak sayarak yapıyor. Yani biz dişimizden şey yaparak yaptığımız dükkan bu hale geliyor. Yani milletin saçma sapan hareketleri yüzünden biz bu şeyi çekmek zorunda kalıyoruz. Ben bugün çalışamadım. Ben maliyetini geçtim manevi olarak da zaten şu anda bitik durumdayım. Görüyorsunuz. Yere geliyor kendimizden kısıyoruz. Yaptık öyle mevzuya bak. Yani diyecek bir şey bulamıyorum yani. Sabah saatlerinde telefon geldi, komşumuz aradı. Dükkanımızın camlarını kırmışlar iki kişi. Bir baştan diğer baştan vurmaya başlamışlar planlı bir şekilde. Dediği gibi arkadaşın da söylediği hiçbir ortak noktamız yok sadece komşuluk dışında. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Ortak bir husumetliğimiz de yok. Maddi yönden bayağı bir sıkıntıdayız. Pazartesiye kadar şu anda hizmet veremeyeceğiz. Öyle bir sıkıntımız da var. Hem madden hem maneviden sıkıntıdayız şu anda. 1999 yılında yaşanan depremde yıkılan Basmacılar Çarşısı'nın yerine Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi hızla yükseliyor. 24 yılın sonunda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 4 yıllık kararlı çalışması sonucu mülk sahipleri uzlaştırılarak inşaatına başlanan iş merkezinin dükkan olarak planlanan bodrum ve zeminiyle ofis olarak planlanan birinci katının beton ve tuğla imalatları tamamlandı. 220 öğrencinin aynı anda ders çalışabileceği toplam 100 metrekare alana sahip bir kütüphane olarak hizmet verecek olan ikinci ve üçüncü katta çalışmalar devam ediyor.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mücavir alan içerisinde hizmet verdiği tüm bölgelerde sosyal hayatın sağlıklı şekilde sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarına aralıksız devam etti. Bu kapsamda 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde başta 153 beyaz masa olmak üzere sosyal medya ve CİMER üzerinden esnaf ve vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve taleplerin hızlı şekilde işleme konulmasını ve çözüme kavuşturulmasını sağladı. 3 zabıta amiri, 6 zabıta komiseri, 52 zabıta memuru ve 9 araç ile 7/24 esasına göre kesintisiz hizmetine devam eden müdürlük, bu süreçte sıhhi, gayri sıhhi müessese ve umumi açık iş yeri olmak üzere toplam 289 iş yerine ruhsat denetimi gerçekleştirirken, şartları yerine getirmeyen 25 iş yerinin mühürlenmesini, 62 iş yerinin ise ruhsatının iptalini sağladı. Vatandaşların duygularını sömürme yoluyla gelir elde eden dilenciler, rahatsız etme ve işgal gibi şikayet konularında rutin şekilde sürdüren müdürlüğe bağlı seyyar ve dilenci ekibi ise söz konusu dönemde 63 şahsa idari yaptırım uygulaması sağlarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli şekilde 12 uygulama düzenlemesine de ön ayak oldu. Müdürlüğe bağlı şekilde çalışmalarını sürdüren 153 beyaz masa servisi 6 aylık süreçte il içi ve il dışı yönlendirmeler dahil olmak üzere toplam 56.094 çağrı alırken 15.798 çağrıya geri dönüş yapılmasını, 4.890 talebin sisteme girilmesini, sosyal medyadan gelen 1.249, WhatsApp ihbar hattı üzerinden gelen 2.067 talebinde gerekli birim müdürlüklerine ulaştırılarak çözüme kavuşturulmasına destek verdi. Sıraya koy. Bunu indirebilmek. Kaza D655 karayolu Akçakoca Zonguldak yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan SD idaresindeki 81AAD910 plakalı otomobil Hamidiye mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan ŞY'ye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan yaşlı kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatılırken kaza anı bir başka aracın kamerasına an be an yansıdı. Düzce Belediyesi, Mezarlık İşleri Müdürlüğü personelinin karıştığı kazayla ilgili olarak açıklama yayınladı. Belediyeden yapılan açıklamada, Mezarlık İşleri Müdürlüğü personeli, HHY, cenaze hizmetlerinde kullanılan 81ACE-996 plakalı cenaze nakil aracı ile Necmi Oşver Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı. Düzce Belediyesi, mahkeme kararı ile sürücü belgesine el konulmasına rağmen durumu kuruma bildirmeyen personel hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 2016 yılında Düzce Belediyesi'nde göreve başlayan HHY, işe alınma sürecinde sürücü belgesi de dahil olmak üzere tüm evraklarını eksiksiz olarak sunmuştur. 2019 yılından itibaren ise Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli olan ilgili personelimiz mahkeme kararı ile sürücü belgesine el konulmasına rağmen kurumumuza bu konu hakkında herhangi bir yazılı veya sözlü beyanda bulunmamıştır. Sabah saatlerinde yaşanan olay üzerine kamuoyuna yansıyan haberlerde yer aldığı gibi HHY adlı personelimizin İngiliz ya da yabancı bir ülke vatandaşı olduğu bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün kurumumuz tarafından olayla ilgili olarak ilgili personelimiz hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla arz olunur denildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzzet Baysal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör bankalarını imar, zabıta ve itfaiye müdürlüğü ile denetledi. Başkan Özcan, banka yetkililerine bankalarda proje yapısına aykırı belediyeden ruhsat alınmadan yapılan değişikliklerin kontrol edileceğini ifade etti. İtfaiye ve imar müdürlüğü ekipleri tarafından bina projesine bakılarak değişiklikler tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde proje dışı tadilatlar yapıldığı ve belediyeden proje değişikliği ile ilgili gerekli ruhsatların alınmadığı gerekçesiyle bankalara tutanak tutuldu. Eksikliklerin giderilmesi için bankalara 10 gün süre verildi. Görüşürüz. Baskın var. Baskın masanız. Bekleyin ama. Normal.
bir kontrol gerçekleştirecek binada. Yardımcı olmanızı bekliyorum. Müdür Bey içeride mi? Yukarıda Müdür Bey yok ama vekili var. Tamam, ona ben uğrayayım. Arkadaşlar da incelemelerini yapsınlar. Alayım bir ben. Bir denetim yapacaklar, kesip yapacaklar. Daha önce gelmişlerdi. Bence şifayla gelmişlerdi ama şu anda birlikte projeye uygun versin. Onlara bakacaklar. Tamam. Sizin yardımcı olmanızı bekliyoruz. Evet. Görüşürüz. Tamam. Malatyalı depremzede bir aile memleketlerine dönüş yolculuğunda Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir lokantada mola verdi. Yemek yedikten sonra tekrar yola çıkan aile bebek çantasını lokantada unuttu. Lokanta çalışanları unutulan çantayı fark ederek sahibine ulaştırmak için kasaya koydu. Bir süre sonra çantayı unutan ailenin geri dönmeyeceğini anlayan çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Bolu polisi yaklaşık değeri 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınları sahiplerine ulaştırmak için harekete geçti. Bu süre zarfında Ankara'ya varan aile çantayı unuttuklarını fark ederek durumu polise bildirdi. Ankara ile Bolu Emniyeti'nin devreye girmesiyle çanta sahiplerine ulaştırıldı. İki yetişkin, iki çocuk olmak üzere, küçük çocuklar olmak üzere çantalarını unuttular. Yemeklerini yedikten sonra belliydi zaten, yabancı oldukları belliydi. Farklı ilden gelmişlerdi. Ve biz de çantasını bulduk, kasaya teslim ettik. Yani kasaya bıraktım, dedim gelip alırlar. Ve ardından baktım saat 12 civarına denk geldi. Dedik yok, yani ben çantaya baktım, çocuk oyuncakları ve okuma kitabı vardı. Siyah poşet vardı ve o siyah poşetin içine kişisel malzeme olduğu için diye düşündüm. Ablaya, yani bizim burada bir tane hanımefendi çalışana teslim ettim, dedim içerisinde ne var gibisin. Ve de içine baktı, Türkçelerce altın çıktı. 1 milyon 200 bin TL civarında altın çıktı. Ve bu altını da emniyet ekiplerine haber verip patronumuz aracılığıyla teslim ettik. Aileye nasıl ulaştınız? Aileye nasıl ulaştık? Onlar Malatya'ya gidiyorlarmış. Ve Malatya üzerinde de Ankara'ya vardılar. Ankara çıkışında bunu fark edip ardından polis ekiplerine haber verip, emniyet ekiplerine haber verip ardından bize ulaşmış oldular. Biz de emniyet ekiplerine haber verdiğimiz için. Aileye burada teslim ettiniz. Evet, teslim ettik ve çok teşekkür dileklerini dile getirdiler. Biz de vatandaşlık görevi olarak bunu onlara sunmuş olduk. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi Merkez Camii'nde meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Olke, küs olduğu arkadaşıyla barışamadığı için cami içinde yanındaki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Bunu gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Cemaatin yardımıyla şahsın elindeki bıçak alınırken müdahale anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Yatsı namazından önce, daha camiye gelmeden önce o arkadaş bisikletle önümden geçerken dedi ki, hocam dedi, ben yatsı namazına geleceğim dedi, bir daha gelmeyeceğim. Ne oldu dedim, hani kolunu tuttum dedim, hayırdır ne oldu dedim, bisiklete bindi gitti. Ondan sonra yatsı namazına geldim, orada tesbihattayken o da buradaydı. Elinde bir şeylerle oynadığını fark ettim, bıçak olduğunu gördüm. Sesimi çıkarmadım, öyle hani onu böyle izledim, o da sağını solunu falan kontrol ediyordu.
Tesbihat bitti. Ben de imam odasına geçmeyip Hasan Hoca'nın yanında durdum. O bir cemaatimizden birinin. Böyle konuşuyormuş gibi yapıyordum ama gözüm onu takip ediyordu. Bıçağı açıp elini götürdüğü vakit ben de peşinden koştum. Başta almaya çalıştım. Alamayınca da direkt yere yatırdım. Oradaki Allah razı olsun abilerimiz vardı. Onları da yardıma çağırdım. Onlar da geldiler yardım. Bir iki dakika uğraş sonucunda bıçağı aldık. İmam odasının önünde oturduk. Biraz muhabbet ettim. Hani bir teselli verdim ona. Dedim hani yapmaması gerektiğini, hele bunun camide hiç olmaması gerektiğini söyledim. Zaten beş vakit namaza geldiği için sadece biraz akli dengesi yerinde değil. Yoksa hani köyümüzün de bizim de sevdiğimiz kardeşim sonuçta. Hani bir daha böyle yapmamasını, günah olduğunu falan söyledik. Ondan sonra o da hatasını anladı, özür diledi. Sabah geldi dedi, yaptığımdan pişmanım falan diye. Sebebini bilmiyorum. Bazen hani depresyonlarda geçirdiği oluyor. Burada birkaç sefer de camide kendi ilaçlarını eksik aldığından dolayı böyle sıkıntıları oluyor. Ama pek fazla biz hani şey yapmadık. Böyle bir olayla karşılaştık biz. Hocam. Yara yok. Tam dayadığı vakit biz müdahale ettik oradan. Ya kahraman imam aslında yani burada şahsen benim gördüğümü kim görse aynısını yapar. Sadece bu camide ben değil, başka bir camide hangi hocamız olsa aynı görevi yine yapar. Ben sadece üzerime düşen o kötülüğe engel olmak istedim. Olayı kargaşaya dönmemesi için biraz olayı önceden sessiz takip ettim. Baktım ki iş ileri boyuta taşınınca müdahale etmek zorunda kaldım. Peki. Aslında bir kahramanlık değil, bir İslami bir görevdi. Allah razı olsun. Şahsın durumu şu an iyi. Bir sıkıntı yok. O da hani kendi yaptığının suç olduğunun farkında. Onun utancını da yaşıyor. Kendisi de iyi şu an. Edinilen bilgiye göre Aktaş Mahallesi ve çevresinden 3 motosikletin çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Asay Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletlerin çalındığı bölgedeki güvenlik kameraları saatlerce incelendi. Yapılan izleme neticesinde şüpheliler tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Düzce'de düzenlenen operasyonla İŞ, RA ve SŞI yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Bol'dan çaldıkları motosikletleri satmak için Düzce'ye götürdükleri, Düzce'den çaldıkları motosikletleri de Bolu'da satmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yangın Karapınar Kavağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sadık Çetin'e ait eski kümesin içerisinde istiflenmiş halde bulunan tahta parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Evinin balkonunda oturan Sadık Çetin yangın çıktığını fark ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Daha sonra eski kümese koşan Çetin yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan tahta parçaları söndürüldü. Söndürükleri var dedik. Onlardan mı çıkıyorsunuz? Yok ya, gölge bile var. Şikayetçi gözleri sorun değil mi? Bunlar şikayetçi gözleri. Söyle söyle. Söyle. Ama buradan sıkacak böyle girebilir mi? Buraya böyle girebilir. Hayır, rüzgar olur. Bir de ulaşım zorluğu var ya. Tabii anne, rüzgar olur. Hı. 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 Hiç palyangoz yanmamış. Hortum. Nasıl
Fark ettiniz, nasıl gördünüz? Kağıda oturuyorduk işte verandada, ha. Damat fazlattı, duman geliyor falan dedi. Ben yeşer verdim, ama şimdi çıktım. Baktım bir şeyde ön tarafta bir duvar var, arkaya doğru indi böyle, bu taraftan geliyor duman. Allah Allah. Geldim bayağı şey yapmış, buralarda... otlar tutuşmuş, bayağı baş taraftan yanmaya başlamış. Ya başka birileri yok değil mi buralarda? Yok, kimse yok başka. Ha. Arka tarafta var komşumuz ama şu anda burada değil. Ha, Allah Allah. Ben kendim... Amca burası sizin mi? Evet. Benim kızım mı? Yani, bir şikayetçi bir şey var mı? Yok yok. Tamam. Hayır. Bir kişi bunu öder, bir yaktan öder. Şurada tamam. Ben ne diyeyim ben? Yangın Mudurnu Gölcük ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mongoşlar köy mevkiinde yol kenarında bulunan kuru otların üzerine yoldan geçen bir araçtan sigara izmariti atıldı. Kuru otlar sigaranın külünden tutuşarak yanmaya başladı. Köydeki vatandaşlar yangının çıktığını fark etti. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Köy sakinlerinden Kemal Kocagöz olay yerine gelerek elindeki kürekle yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye amirliği ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Evet. Kuştu be. Evet, bu tanker de geliyor. Ay maşallah. Bu dün de vardı şeyde. Uzunçam'da yangında. Evet. Olur azıcık. Evet. Geldi itfaiye. Yanmaya gerek yok. Şöyle dursun ya. Abiciğim hortumlar uzun. Ormana sıçrayacakmış da bak. Görmeseydiniz.